Şu an Kalamazoo Sanat Enstitüsü'ndeyiz ve 1440-1470 İngiliz yapımı olan kaymak taşına kazınmış Cehenneme iniş eserine bakıyoruz. Şöyle bir baktığınızda ne kadar dramatik bir an olduğunu fark edersiniz. Hem sanat tarihi hem de İsa'nın yeniden diriliş çilesi tarihi için. Çünkü burada İsa'nın cennete çıkmadan önce cehenneme inerek Adem ve Havva'yı nasıl cehennemden dışarı çektiği resmedilmiştir ve açıkçası bu biraz sıra dışı bir tür dram. Size bir fikir vermesi için söyleyeyim, bu oldukça iyi renklendirilmiş bir kaymak taşı parçası. Sağ tarafta koca bir cehennem ağzını görüyoruz ki bu eser İngiltere'de oldukça popüler. Özellikle de cehennemin devasa bir canavar olarak betimlenmesi fikri. Gördüğünüz gibi ağzını kocaman bir şekilde açmış, dişleriyle ve ispiyoncu gibi duran yuvarlak gözleriyle tam karşımızda ağzını açabileceği kadar açmış devasa bir dinozor gibi. Bu sıra dışı ağzının yanı sıra ağzından masum görünüşlü, günahlarından arınan insanlar dökülüyor. Adem ve Havva'yı da hemen orada görüyorsunuz. Figürün soldaki eline dikkat ederseniz Adem'i bileğinden yakalamış halde. Burada gördüğünüz devasa bir İsa figürü değil mi? Kırmızı, astarlı açık mavi pelerini, ve elindeki büyük sopasıyla yolculuğa çıkmış bir seyyah gibi duruyor. Ve yaptığı yolculuksa doğrudan cehennemin içine doğru. Muhtemelen Dante'yi okumamışlardır. Ama burada bir seyyah gibi ve Adem'i sıkıca tutmuş. Adem'in hemen arkasında ise Havva duruyor. Adem sakallı ve tamamen çıplak halde. Bu kocaman ağızdan dışarı çıkıyor ve öne doğru çekiliyorlar. Burada drama ile durağanlığın tuhaf bir birleşimi var. Gördüğünüz figürler çok hareketli durmuyorlar. Durağan bir halleri var. Sanırım bu son derece dramatik anlardan biri ve gerçekten etkileyici çünkü bir kurtarılışı görüyoruz. Burada bir kurtarma anını izliyor gibiyiz. Ama aynı zamanda kurtarılışı tam bir hareket halinde. Yani İsa'yı diğer sahnede insanları cehennemin ağzından toplarken görmüyoruz. Bir film gibi değil. Yani aslında tam da onları kurtarma anı içinde. Bununla ilgili ilginç bir şey de bunu yaparken dimdik bir şekilde duruyor ve ağzının oradan bir liste sarkıyor. Üzerinde söylediği şeyler yazıyor olmalı. Adem ve Havva'ya hiçbir şekilde bakmıyor. Tam da bize, durduğumuz yere doğru bakıyor ve biz de ona bakıyoruz. Yani burada Adem ve Havva'yı çıkarması aslında bize yönelik bir eylem. Burada tam olarak, bakın sizin için ne yapıyorum diyor. Bize verilen bir hediye gibi. Evet, normalde baktığınızda bunu göremezsiniz. Ama bir kere gördüğünüzde de diğer detayları fark etmeye başlıyorsunuz. Mesela yukarıda cehennemin ağzında çatal tırnaklı elleriyle oturan küçük şeytan gibi bir figürü var. Elinde üflediği bir boru var. Boru mu? Sanırım bir boru o. Elimde değil, bu tip şeyleri hep kıyametle bağdaştırıyorum. Çünkü kıyametle ilgili ikonografilerde önemli bir yeri bulunuyor cehennem ağzının kırıldığına dair bir uyarıda mı bulunuyor acaba? Bir savunma gibi. Olabilir tabii. Diğer elinde de bir şey tutuyor. Sanki bir anahtar. Genelde şeytanları elinde bir değnekle görürüz. Ama bu daha çok bir anahtar tutuyor gibi. Her ne kadar burada kilitlemek yerine açma eylemi görsek de. Bu eser İngiliz tarzında. Çünkü yüzyıllar öncesinden 12. yüzyılın önemli temsillerinden cehennemin sona erişinde de büyük bir melek görürsünüz. Winchester'dan müthiş bir zebur vardır. Bir bakın şuna, göz alıcı. Cehennem ağzı kilitlenmiş gibi ve melek sahip olduğu büyük bir anahtarla onu bitirme gücüne sahip. Oranın sahibi anahtarı bükerek açıyor ve her şey tersine dönüyor. Her şey dışarı çıkıyor. Dışarı çıkan diğer figürlerin kimler olduğunu merak edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsi çıplak değil. Evet, Ademle Havva tamamen çıplak ama orada kıyafetli bir figürümüz var dokuma gibi bir kıyafet giyiyor. Göğsünü gösteren bir yakası olan kaba bir giysi giyiyor. Son derece modern duran bir saç şekli, ortadan ikiye ayrılmış harika bir sakalı var. İsa da oldukça şık duruyor. Sakalı son derece özenli bir şekilde yapılmış. Dikenli bir tacı var başında. Ben de vücudunun duruşuna bayıldım. Yani sağa dönmüş durumda. Mükemmel bir şekilde duran uzun bir figür görüyoruz. Ve aynı zamanda çok da zayıf duruyor. Bu insanlar hayatlarında pek de yemek yememiş gibiler. Görüyorsunuz, gayet mükemmel, zarif ve uzun bir figür var karşımızda. Kalçalarından dönerek arkasına doğru uzanmış. Eğer daha yakından bakarsanız ne kadar güzel bir şekilde boyanmış olduğunu görürsünüz. Çünkü teni boyanmamış. Kaymak taşının kendi rengine yakın hafif boz bir renkte. Ama geri kalanı öyle değil. Mesela o küçük kırmızı ve beyaz çiçeklerle kaplı yeşil yerler ve tepedeki altın aslında oldukça fazla altın kullanılmış. Merak ediyorum acaba gerçekler mi? Kaymak taşının bu ilginç özelliği insanların derisi olarak kullanılmış. Taşın bu ilginç, ürpertici ve hafif yarı saydam hali. Evet, bu özelliği taşın ötesini görmemizi sağlıyor. Tıpkı buz gibi. Bize taşın altını da görebildiğimizi hissettiriyor. Bu da eseri daha olağanüstü ve canlı gösteriyor. Burada altını çizmek istediğim bir nokta daha var. Sanki biri cehennem ağzının gözlerini oyup çıkarmış ya da gözlerini yaralamış gibi. Ve merak ediyorum. Acaba bu şeytanın belindeki yara da kasıtlı yapılmış bir şey mi? Sanki figürün şeklini bozmaya çalışmışlar gibi. Bir nevi güçsüz kılmak gibi. Ama zaten bütün amaç cehennemi güçsüz kılmak değil mi? Ölümün karşısında galip gelmek yani. Bir nevi bir kahramanlık anının gösterilişi.